İngiltere hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce alınan bir kararı artık uygulamak zorunda olduğunu açıkladı. Konu mahkumların oy kullanma hakları. İngiltere'de 140 yıldır mahkumların oy kullanmasına izin verilmiyor. Ancak cinayet suçundan mahkum olan John Hurst'ün açtığı davayı kazanmasının ardından şimdi yaklaşık 80 bin mahkumun seçmen kütüklerine kaydedilmeleri söz konusu. İngiltere'de 1870'te yürürlüğe giren ceza yasasıyla birlikte herhangi bir suçtan mahkumiyet alan kişilerin oy kullanmalarına izin verilmiyor. Ancak şimdi hükümet bu yasağı daha fazla uygulayamayacağını açıkladı. Pek çok çekinceye rağmen yasanın önümüzdeki aylarda değiştirilmesi bekleniyor. Bu meclisin tüm üyelerin öfkeli olduğunu tahmin ediyorum. Ancak yasalara uymaktan başka seçeneğimiz yok. John Hurst 1979 yılında ev sahibini bir baltayla öldürmekten hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hurst cezaevinde bir hukuk mücadelesi başlattı ve seçimler insanların görüşlerini özgürce ifade etme yoludur maddesine dayanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde hükümete dava açtı. Mahkemenin yargıçları 2005 yılında Hurst'ü haklı buldu. Şimdi yüz milyonlarca sterlinlik tazminat davalarıyla karşı karşıya olan hükümet bu kararı uygulamak zorunda. Mahkumlar kendilerine de fayda sağlayabilecek konularda görüşlerini hiçbir zaman ifade edemediler. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden 60 yıl gerideyiz. Bundan utanmalıyız. İngiltere'nin hapishanelerinde 95 bin kişi var. Bunlardan sadece davası devam edenlerin oy kullanmasına izin veriliyor. Ancak şimdi geri kalan 79 bin kişinin de ev adreslerinin bulunduğu bölgelerde seçmen kütüklerine kaydedilmesi gerekecek. Yetkililer ülkenin en azılı tutsaklarına oy hakkı verilmemesi için çalışıyor. İşlenen suçun ciddiyetine bağlı olarak yeni yasada bazı istisnalar olması bekleniyor. Ancak kamuoyunda hem mahkemenin kararına hem de hükümetin yapmak zorunda kaldığı değişikliklere karşı bir öfke var. Oy kullanmak bir vatandaşlık hakkı ama bir suç işlediyseniz bu hakkınızın elinizden alınması da cezanın doğal bir parçası. İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizim kamu siyasetimize müdahale etmesini doğru bulmuyorum. Bu İngiliz halkının alması gereken bir karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karara dönemin İşçi Partisi hükümeti itiraz etti. Ancak mahkeme bu itirazı reddetti. Bu kararın ardından İşçi Partisi, yasada yapılacak değişiklikler konusunda bir danışma süreci başlatmış olsa da yasa değişikliğine gitmemişti. İngiltere anlaşmalar gereği mahkemenin kararlarını yürürlüğe sokmak zorunda. Her mahkuma oy hakkı verilmesi gerekmiyor. Mahkemenin kararının nasıl uygulanacağı konusunda söz hakları var. Ama aksi takdirde mahkumların açacakları tazminat davalarıyla karşı karşıya kalırlar. Hapishanelerde reform yapılmasını destekleyen gruplar mahkumlara oy hakkı verilmesinin rehabilitasyon sürecine yardımcı olacağını belirse de bu hakkın herkese verilmemesi gerektiği konusunda görüş birliği içindeler.